Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak ise aralarında ordunun da bulunduğu 74 ilde silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona başlayacağız. Silah kaçakçıları mercek altına alındı. Ordu dahil 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 869 şüpheli yakayı ele verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mercek 17 operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Yerlikaya, ordu dahil 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden mercek 17 operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silahın ele geçirildiğini belirtti. Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla mücadelemiz devam edecek mesajı verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık için satış kararı aldı. 2023 ve 2022 fındığı için Levent kalite fındıklar için ayrı fiyatlar belirledi. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık satış kararı aldı. Ofis resmi sitesinden satış kararını duyurdu. Karara göre ofis 16 Nisan'dan itibaren stoklarında bulunan kabuklu fındıkların yaklaşık 27 bin tonluk kısmını satışa sunacak. 2023 yılı mahsulü Levant kalite kabuklu fındıklar için 130 TL, 2022 mahsulü Levant kalite kabuklu fındıklar için 124 TL'den %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemiyle satışa çıkarılacak. Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin %10'unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekontla birlikte 22 Nisan mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri baş müdürlüğe yazılı olarak müracaatta bulunacak. Ürün bedelini yatıran firmalara 24 Nisan'dan itibaren teslimatlar yapılacak. Numune talep edilmesi halinde KDV dahil 200 TL'den en az 5 kilogram olacak şekilde karşılanacak. Satışlar Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya baş müdürlüklerince yapılacak. İstanbul'dan Ordu'ya gelen aile Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası geçirdi. Aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ordulu aile Tokat'ta kaza geçirdi. Ercan Karaduman yönetimindeki hafif ticari araç D100 Karayolu Hacı Pazar Köyü kavşağında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazayı görenler hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada sürücüyle araçta bulunan Hurşit ve Emirhan Karaduman yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta İstanbul'dan Ordu'nun Mesudi ilçesi istikametine giden Ordulu Karaduman ailesinin olduğu öğrenildi. 31 Mart yerel seçimlerinde orduların oylarıyla birlikte tekrardan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doktor Mehmet İlmi Güler bugün mazbatasını aldı. Başkan Güler alkışlar eşliğinde mazbatasını aldı. (Gülüyor)
31 Mart yerel seçimlerinde halkın teveccühüyle tekrar başkan seçilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata törenine AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Amarat, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı ve ordular katıldı. Mazbatasını alan Başkan Güler yaptığı konuşmada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Seçimler demokrasilerin şölenleri şeklinde gerçekleşiyor. Özellikle ülkemizde bağımsız yargının gözetiminde yapılan seçimler çok şükür barış ve huzur içinde gerçekleşmiş ve burada Türk demokrasisi ve tabii ki ordu, güzel ordumuz çok başarılı bir imtihan vermiştir, sınav vermiştir. Bundan dolayı bütün halkımızı ve Türk demokrasisinin bütün unsurlarını, başta bağımsız yargımız olmak üzere teşekkür ederek kutluyorum. Türk milletinin oyu, her bireyin oyu son derece değerli ve aynı zamanda namusu ifade ediyor. Bu bakımdan biz de ona uygun olarak namuslu, ahlaklı ve erdemli davranışta bulunarak çok şükür sonunu getirdik. 5 yıllık emaneti Allah nasip ederse, ömür verirse, fırsat verirse, imkan verirse sizlerle beraber yepyeni bir sayfa açarak devam edeceğiz. Bu seçimin kazananı var. Ordu kazandı. Her şeyiyle, her noktasında cidden kapsayacak kadar geniş faaliyetlerimiz oldu. Onları daha sonra görüşeceğiz tabii ki. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tören toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. Buradayız efendim. Başkan Güler daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde kendisini bekleyen kalabalığa da hitap etti. Arkadaşlar hazırlıyor. Az sonra o haberi de ekranlara taşıyacağız. Altınoluk Belediye Başkanı Ulaş Tepe mesaisine hızlı başladı. Gün içerisinde erken saatlerde işçilerle birlikte olan Başkan Tepe daha sonra vatandaşları kabul etti. Ben hasta değilim. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi misin? Sağ ol. Tamamlayırdın. Amin, teşekkür ederim. Allah kulevre yapma, nasibi bilsin. Amin, teşekkür ederim. Sağ ol. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kapımızda, gönlümüzde, tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açık diyerek mesaiye başladı. Daha iyi olacağız inşallah. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz hayırlı olacak inşallah. Görev devir teslimin ardından durdurak demeden görevine başlayan Başkan Tepe, makamındaki mesaisi içinde kolları sıvadı. Ben çok şükür. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm hemşehrilerini belediyeye davet eden Başkan Tepe'nin çağrısı karşılıksız kalmadı. Çağrıyı duyan yüzlerce kişi Altınordu Belediyesi'ne akın etti. Birçok mahalleden hemşehrisini makamında ağırlayan Başkan Tepe hem tebrikleri kabul etti hem de talep ve istekleri dinledi. Hoş geldin amca, iyi misin? Allah iyilik versin. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin. Allah iyilik versin. Yoğun bir misafir trafiğinde her hemşerisiyle yakından ilgilenen Başkan Ulaş Tepe, ulaşılan başkan ünvanını taşımaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Tepe, çiftlerin nikah kıyma isteklerini de geri çevirmedi. Tamamen kendi özgür iradenizle, Sayın Mustafa Anıl Koç ile evlenmek istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Haklı olsun. Yoğun mesaisi içinde çiftlerin mekahlarını da kıyan Başkan Tepe, evlenen çiftlere mutluluklar diledi. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez ve Cumhuriyet Halk Partisi Rıza Milletvekili Tahsin Ocaklı da Başkan Ulaş Tepe'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Milletin oylarıyla birlikte Perşembe Belediye Başkanı seçilen Cihat Albayrak, gün içerisinde önce mazbatasını aldı. Ardından da Başkan Tan Doğan'dan görevi devraldı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak mazbatasını alarak göreve başladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Perşembe Belediye Başkanı seçilen Cihat Albayrak için Perşembe Hükümet Konağı'nda tören düzenlendi. Albayrak'a belediye meclis üyeleri de eşlik etti. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nilay Taşlıova'dan mazbatasını teslim alan Cihat Albayrak, bir an önce 54 mahallemize nasıl hizmet ederiz düşüncesiyle
kolları sıvayacağız dedi. Evet, sevdamız perşembe diyerek çıktığımız yolda bizlere zafer nasip eyleyen Rabbimize şükürler olsun. Kaybedenin olmayacağı, kazananın sadece perşembe olacağı bir seçimi geride bıraktık. Az önce mazbatamızı aldık. Bu mazbata Cihat Albayrak'ın şahsına ait değil, bütün perşembenin mazbatasıdır. Biz bunları görebildik, sorumluluk bildik. Hiçbir mahalle ayrımı olmadan, oy veren vermeyen, hiçbir oy hesabı yapılmadan perşembemizin 54 mahallesine bu saatten itibaren nasıl hizmet ederiz, onun hesabıyla İnşallah sizlere layık olacağız. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak mazbatasını aldıktan sonra Perşembe Belediyesi'ne gelerek görevi Mustafa Sayım Tandoğan'dan devraldı. Perşembemizde yeni seçilen Cihat Albayrak kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben burada öncelikle emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Başta büyükşehirimize, büyükşehir belediye başkanımıza, vekillerimize, sayın bakanlarımıza ve başta bizleri buraya layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Tandoğan'ın bu zamana kadar yürüttüğü görevler adına teşekkür eden Albayrak, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Güzel hizmetleri için, perşembeye kattıkları için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu 5 yıllık dönemde el ele, kol kola, huzur içerisinde, güzellikler içerisinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, hükümetimizle beraber perşembemiz için yapılması gereken neyse birlik ve beraberlik içerisinde inşallah sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Yeni dönemle alakalı mesajlar verdi. Canım ordular, hepinize teşekkür ediyorum. Başkan Güler yeni dönemin rotasını çizdi. Ordumuz ve Türk demokrasisi bağımsız yargı gözetiminde çok başarılı bir imtihanı vermiştir bütün Türkiye'de ve dolayısıyla güzel ordumuzda. Ve bu başarılı uygulamayla dünya demokrasisine de aynı zamanda güzel bir örnek teşkil etmiştir. Dosta düşmana ders vermiştir. 31 Mart yerel seçimleri sonucunda yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doktor Mehmet Hilmi Güler, mazbata töreninin ardından geldiği Büyükşehir Belediyesi önünde coşkuyla karşılandı. Bugün bir başka güzelsin Ordu! Meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde yoğun kalabalıkla belediye hizmet binasına gelen Başkan Güler burada bir konuşma yaparak yeni dönem mesajları verdi. Ekonomiye ağırlık veren bir modeli uygulayacağız. Ben size yeni dönemin hareket tarzını özetlemek istiyorum. Bu aynı zamanda gelecek 5 yılın ana hatlarını ifade eden stratejimizin temel konusu olacak. Bunu bilmeye hepimizin hakkı var. Çünkü sizlerle birlikte başardık, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Yeni dönemde ekonomiye ağırlık veren bir yönetim anlayışı belirleyeceklerini ifade eden Başkan Güler, tartışmanın, intikam duygularının ve gerilimin olmadığı bir ortam sunacaklarını belirtti. Uyum içinde çeşitlilikle, özgür, huzur içinde bir şehir yaşanacak. Dedikodudan uzak, kavgadan uzak, gerilimsiz, herkesin sevgiyi büyüttüğü, sevgiyi büyütmeye katkıda bulunduğu bir yer. Tartışmanın olmadığı, intikam duygularının olmadığı ve aynı zamanda gerilimin olmadığı bir ortam. Herkes hak ettiğini alacak. Yeni dönemde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı vurgusu yapan Başkan Güler, YSK'nın sürece son noktayı koyduğunu da söyledi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu çok önemli. Bizim 31 Mart günü artık uzunca bir süredir orada yaşanan maskeli balo bitmiştir. Bağımsız yargı gözetiminde yapılan çalışmayla en sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nda son noktada konmuştur. Orada 6 tane Yargıtay üyesi, 5 tane Danıştay üyesinin oluşturduğu Yüksek Seçim Kurulu hiç fire vermeden oy birliğiyle kararını vermiştir. Konuşmaların ardından okunan dualar eşliğinde makamına oturan Başkan Güler burada misafirlerini ağırlamaya ve tebrikleri kabul etmeye başladı.
Halkın oylarıyla birlikte yeniden Ulubey Belediye Başkanı seçilen İsa Türkçan bugün mazbatasını aldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Ulubeylilerin desteğiyle başkanlık koltuğuna bir kez daha oturan Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkçan düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata törenine ilçe teşkilatı ve Ulubeyliler katıldı. Mazbatasını aldıktan sonra konuşma yapan Başkan Türkçan hem seçim sürecini değerlendirdi hem de bundan sonraki 5 yıllık dönemde yapılacak çalışmalara işaret etti. Yaklaşık 2 aydır bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla, kadın kolları başkanımızla, genç kolları başkanımızla, dava arkadaşlarımızla, gönüldaşlarımızla Ulubey'imizin 41 mahallesini gezdik, emek sarf ettik. Bizlere destek veren, destek vermeyen bütün hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Tabii bir demokrasi şöleniydi 31 Mart. Milletimizin verdiği karar her zaman doğru karardır. Ahlaksız siyaset asla yapmadık. Kazanan da hem Ulubey halkı oldu, hem Ordu halkı oldu. Üçüncü dönemimiz çıraklık dönemi, kalfalık dönemi ve ustalık dönemi başlıyor. Bundan sonraki süreçte gerek mahalle muhtarlarımıza, gerek mahalle başkanlarımıza, gerek sandık başkanlarımıza, gerekse ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, halkımızla birlikte Ulubey'imizi yeniden inşa edip tecrübelerimizi sahaya yansıtma dönemi, durmak yok, yola devam diyoruz. Gönülden sizlere teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Akkuşluların teveccühüyle birlikte yeniden belediye başkanı seçilen İsa Demirci bugün mazbatasını aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde milletin iradesiyle yeniden Akkuş Belediye Başkanı seçilen Başkan Demirci ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan İsa Demirci'nin mazbata törenine AK Parti Akkuş İlçe Başkanı İbrahim Demir, AK Parti MHP İlçe Başkanı Murat Tiryaki, belediye meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar eşlik etti. Bugün milletimizin teveccühüyle Akkuş'umuza yeniden bir 5 yıl daha hizmet etme imkanını sağlayan mazbatamızı ekip olarak aldık. Öncelikle bu seçimlerin sonucu ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Akkuş'ta huzur ortamında ve demokrasi kuralları gereğince bir seçim yapıldığını hatırlatan Başkan Demirci, destek ve duaları için tüm Akkuşlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi. Cumhur İttifakı olarak Akkuş'umuzda kazanmış olduğumuz bu başarı bir ekip ruhunun çalışması sonucu alınan bir neticedir. Akkuş'umuzu daha güzel günler, daha hayırlı hizmetler, daha büyük projeler beklemektedir. Biz de zaman kaybetmeden işimizin başına geçip ve millete ne söz vaat etmişsek bunları yerine getirmek için her iki ilçe başkanımızın ve teşkilatımızın, meclis üyesi arkadaşlarımızın katkılarıyla bu insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Geride kalan sürede Akkuş için çok önemli hizmetlere ve yatırımlara imza attıklarını belirten Başkan Demirci, her zamankinden daha çok çalışacaklarının mesajını verdi. Akkuş kimliğini taşıyan herkesin belediye başkanı olacağımızı taahhüt ediyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda herkesten manevi anlamda desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugünlerde fındık bahçesine giren üreticiler şaşkın. Şaşkınlığın sebebi ise dallardan fındık gibi dökülen kahverengi kokarcalar. Evet, fındık istilası yapıp kokarca böceklerini böyle temizliyoruz. Çok var bakın, fındık gibi dökülüyor. Kokarcalar fındık gibi daldan dökülüyor. Dün sosyal medyaya Çamaş'tan düşen görüntülerin ardından Ordu'nun birçok noktasından yeni kokarca görüntüleri gelmeye başladı. Bugün Ordu'nun bazı ilçelerinde kahverengi kokarca ile ilgili dehşet görüntüler geldi. Özellikle gübre atmak için bahçelerine giren fındık üreticileri bahçelerinde kokarca olup olmadığını test etmeye başladı. Hadi. Bahçelerine giren üreticiler yere serdikleri örtü ya da çadıra dalları silkeleyerek kokarca varlığını test etti.
Özellikle Fatsa ve Arka Havzası'nda yapılan testlerde kokarcalar fındık gibi yere döküldü. Dallardan yağmur gibi yağan kokarcalar özellikle Fatsa bölgesinde kokarca varlığının daha da arttığını kanıtladı. Görüntüleri sosyal medyada görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünye'de ve bazı bölgelerde yapılan testlerde ise korkulan olmadı. Şimdi Ünye Kavaklar da kendi bahçelerimizde benzer bir uygulamayı yapacağız. Bakalım bizde de kokarca var mı? Bizde herhangi bir sıkıntı yok görünüyor. Zararlıdan en çok etkilenen bölgenin yine Fatsa ve Arka Havzası olduğu görüldü. Ordu Giresun Havalimanı'nda 9 günlük bayram bilançosu belli oldu. Yaklaşık 26 bin kişi havalimanını kullandı. Bir şey daha belli oldu havalimanında. Sefer sayısının azlığı bir kez daha ortaya çıktı. Bayram boyunca zaten yok sattı Ordu Giresun Havalimanı'ndan İstanbul biletleri. Çarşamba gününe kadar da yok satmaya devam edecek. 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde memleket hasretini dindirmek ya da Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini yakından tanımak isteyenler rotasını Ordu'ya çevirdi. Tatilin sona ermesiyle birlikte birçok vatandaş da yollara düştü. Bu da yolcu ve sefer sayılarına yansıdı. Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de Ordu Giresun Havalimanı oldu. Yaşadıkları kente dönüş yapan vatandaşlar Ordu Giresun Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Hal böyle olunca artan talepleri karşılamak için uçak firmaları ek seferler koydu. Ancak ek sefer biletleri de kısa sürede satıldı. Ordu Giresun Havalimanı 9 gün boyunca süren Ramazan Bayramı tatili süresince 169 adet sefer gerçekleştirdi. Bu seferlerle birlikte toplamda 26.500 yolcuya da ev sahipliği yaptı. Öte yandan yolcu trafiğinin ve yoğunluğun devam ettiği Ordu Giresun Havalimanı'nda biletler tükendi. 17 Nisan Çarşamba gününe kadar Ordu'dan bilet bulunamıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünyelilerin oylarıyla birlikte 31 Mart tarihinde yeniden başkan seçilmişti. Bugün de mazbatasını aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların oylarıyla yeniden göreve seçilen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldı. Mazbata için düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Avukat Mustafa Hamarat, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve daha birçok isim katıldı. Bugün de buradayız ve mazbatayı aldı arkadaşlarımız, belediye başkanımız ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Her birini ayrı ayrı kucaklıyorum. Başarılar diliyorum. Mazbatayı aldıktan sonraki görevimiz artık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'deki hizmet kervanında en güzel gayretleri ortaya koymak, çalışmaları ortaya koymaktır. Mazbata alımının ardından Başkan Tavlı törene katılanlara hitap etti. Burada bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Tabii bununla beraber şimdi mazbatamızı aldık. Biz bize oy verenlerle, vermeyenlerle hep birlikte kucaklaşarak şehrimize durmak yok, yola devam diyerek azim ve gayretimiz sadece şehrin dertleriyle dertlenmek ve Ünye'nin kazanması için mücadele etmek olacaktır diyorum. Ünye Adliyesi önündeki törenin ardından Başkan Tavlı Ünye Belediye Binası önünde belediye personeli tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Tavlı, bize güvenen hemşehrilerimizi asla mahcup etmeyeceğiz diyerek Ünye'nin Türkiye yüzyılının modern şehirleri arasında yer alacağını söyledi. Hemşehrilerimizi dün nasıl mahcup etmediyse onları utandıracak hiçbir işe bulaşmadan 7-24 esasıyla sadece ve sadece derdimiz Ünye, işimiz gücümüz Ünye dediğimiz andan itibaren ve bu ana kadar nasıl ki mahcup olmadan hayata geçirilmesiyle ilgili işleri gerçekten çok hızlı bir şekilde pandeminin ve deprem felaketinin yaşandığı bu süreçlerde bunları nasıl kazandırdıysak bundan sonra da aynı şekilde hemşehrilerimize ve bize güvenenleri asla mahcup etmemek üzere teşkilatlarımızla birlikte
Cumhur İttifakı olarak buradan hemşerilerimize söz veriyorum. Fas'ta ilçesinde 89 mahalle muhtarı Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ı ziyaret etti ve seçim zaferi nedeniyle tebrik etti. Fatsa'nın 89 mahalle muhtarı Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Meclis Salonu'nda tüm mahalle muhtarlarını yeni seçilmelerinden dolayı tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu tüm muhtarlar adına çiçek takdiminde bulundu. Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar hayırlı olsun ziyaretinde muhtarlara hitaben konuştu. Gerçekleşen yerel seçimlerin başta şehrimize, sonrasında ordumuza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten sahada seçim yarışmasında muazzam bir emek verdiniz. Bir taraftan vatandaşlarımız, seçmenlerimiz, hemşerilerimiz, muhtarlık makamının nasıl bir makam olduğunu öncelikle yeni seçilen muhtarlarımız açısından iyi anlamamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden her birimizin yapmış olduğu görev siyaset üstü bir görev. Başkan Kibar gerek yerel yönetimlerden gerek genel yönetimlerle olan işbirliğiyle çok önemli hizmetler aldıklarını ifade etti. Bizim vatandaşınızı ve mahallenizi temsil olarak kurumlara gidip ziyaretler gerçekleştirip ikili ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar kurarak hizmet almaya çalıştığınız bir döneme doğru giriyoruz. O yüzden de bu ikili ilişkileri, bu beklemeleri, biraz kurumlardaki diyalogları hoş görerek durumu idare etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Fatsa'nın en önemli kazanımının çöp sahasının kapatılması olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kibar, kahverengi kokarcoyla mücadeleye devam edeceklerinin mesajını verdi. Şehirde çöp kokusunun eksik olmadığı, hava kirliliğinin eksik olmadığı bir dönemde bugün doğalgazın %99'lara geldi. Şehirde çöp alanının kapatıldığı, vatandaşın yaşam alanı noktasında işte Uzunkum gibi, Çergezler Tepesi gibi, Asmaköprü'deki yaşam alanlarının modernize edildi. Yaz ayına doğru Gaga Gölü'nün, Bolaman Park'ın, Yalıköy Park'ın çok önemli turizm destinasyonu noktasında vatandaşın hizmetine gireceği, nefes alacağı bir döneme doğru geliyoruz. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere ki bu şehirde hizmet ettik ve inşallah bir 5 yılda hep beraber hizmet edeceğiz. Ben o yüzden hiçbir şeyin enerjinizi düşürmemesini, özellikle birbirinize olan sevginizin, saygınızın, dayanışmanızın. Kışı bahar gibi geçirdik. Muhtemelen baharı da yaz gibi geçireceğiz. Önümüzdeki Perşembe günü. Dile kolay. Termometreler 30 dereceye kadar yükselecek. Ordu'da hava sıcaklıkları 4-5 derece birden artacak. Termometreler 30 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında önemli oranda artış gözlemlenecek. O noktalardan birisi de Ordu olacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıkları yaz sıcaklarını aratmayacak. Ordu'da salı gününden itibaren sıcaklıklar 4-5 derece birden artacak. Ordu'da hava sıcaklıklarının Perşembe günü 30 dereceyi görmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Ramazan bayramı tatilinde Ordu'nun nüfusu yaklaşık 1,5 milyona yaklaştı. Hem gurbetçilerimizin hem de turistlerin ilgi odağı olan ilçelerimiz arasında Ünye'de vardı. Ünye'de bayram tatilinde belediyenin sosyal tesisleri doldu taştı. Ünye, Ramazan bayramında binlerce vatandaşı ağırladı. Bayramın 9 günlük tatille birleştirilmesi nedeniyle gurbetteki vatandaşlar Ünye'ye gelerek sevdikleriyle hasret giderdi. Ünye Belediyesi sosyal tesisleri Ramazan bayramının ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Atatürk Parkı, Tilla Kafe, binicilik tesisleri ve Asarkaya vatandaşların uğrak yerlerinden oldu. Piknik ve semaverde çay keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar Asarkaya kent ormanında gün boyu neşeli anlar yaşadı. Çocuklar
aktivite alanlarında eğlenirken yetişkinler ise yürüyüş yolunda stres attı. Bayram süresince Ünye'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Tallı, "İnşallah yaz tatilinde de bu memnuniyetin artması için gayret edeceğiz," dedi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.